Merhabalar efendim, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir tarifle geldim arkadaşlar. Her ne kadar bunu kendi yöremizde pişi kabartma olarak bilsek de malzemesi biraz farklı, yapılışı biraz daha farklı bir tarif arkadaşlar. Macaristan'a ait Macarların langosunu bugün sizler için hazırladım. İnanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz 1 kilo un, 1 yaş maya, 1 yemek kaşık şeker, 1 yemek kaşık tuz, 1 bardak süt, 2,5 bardak ılık su. Toplamda su miktarı arkadaşlar, kullanacağımız su miktarı 700 milim. Yani 1 kilo una 700 milim toplamda sıvı kullanacağız. Evet, hamurumuzun yapılışı, mayamızı şeker ile birlikte bir bardak ılık suda erittikten sonra geri kalan sütümüzü ve suyumuzu ilave ediyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz, unumuzu da ekleyip hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Böyle çok katı bir hamur olmayacak, biraz ele yapışan cıvık bir hamur olacak arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde. Ben bu makinamda yoğurdum, Thermomix makinamda. Sizlerin de robotunuz varsa ya da mutfak şefiniz varsa o şekilde hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Ya da elinizle hamurunuzu yoğurabilirsiniz arkadaşlar. Evet, 4 dakikaya ayarladım ve hamurumu güzelce yoğurdum. Daha sonrasında hamurumu mayalanmaya bıraktım. Evet, hamurumuzun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça cıvık bir hamur. Çok böyle katı bir pek bir hamur değil. Şimdi kapağını kapatacağım ve hamurumu 2-3 katına gelene kadar mayalanmaya bırakacağım. Evet, mayalanan hamurumun kıvamı arkadaşlar bu şekilde, gördüğünüz gibi 3 katına gelene kadar mayalandı ve çok güzel kabardı. Artık langosumu yapmaya başlayabilirim. Şimdi iç harcını hazırlayacağım. İç harcımız için gerekli olan malzemelerimiz: bir küçük tutam frenk soğanı, bir küçük tutam maydanoz, salam, kaşar peyniri rendesi, ekşi kremamız için arkadaşlar ekşi krema yapacağız. Ekşi kremamız için gerekli olan malzemelerimiz, miktarını artırabilirsiniz. 2 veya 3 yemek kaşığı mayonez, 2-3 yemek kaşığı yoğurt, bir diş sarımsak, tuz ve biraz limon suyu. Ekşi kremamızı bir kabımıza alıyoruz arkadaşlar. Bu malzemeleri karıştırıyoruz. Daha sonrasında çok lezzetli bir krema elde ediyoruz. Maydanozumuzu ve frenk soğanı da ince ince kıyıyoruz. Gördüğünüz gibi ben burada miktarlarını koyarken arkadaşlar videoyu çekim yapmıştım, fakat o esnada çekim olmamış, hiç farkında değildim. Bazen takılmalar olabiliyor. Bazen en önemli anlarda da çekim yapmadığını montajı yaparken fark ediyorum. Ama sizlere her detayı anlatıyorum arkadaşlar. Evet, İnce ince salamları da kıyalım. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Sizler dilerseniz tatlı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Üzerine Nutella, çikolata sürebilirsiniz. Krem peyniri sürebilirsiniz. Birçok değişik şekilde kullanabilirsiniz. Ama ekşi kremalı, kaşar peynir rendeli, salamlı, bunu bir kere denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, hamurumu şöyle bir güzel karıştırıyorum. Bu hamurdan toplamda arkadaşlar 12 tane langos çıkacak. Ben 6 tane yaptım ilk etapta. Diğer kalan 6 bezeyi de normal mayalı ekmek hazırladım. Evet, büyüklükleri arkadaşlar çok böyle küçük olmayacak ve çok aşırı büyük olmayacak. Böyle normal elma büyüklüğünde bir beze yapacağız. Bezelerimizi yaptıktan sonra da aşırı ince açmayacağız arkadaşlar. Biraz kalın bırakacağız. Böyle yaklaşık 1 santim kalınlığında kalın bırakacağız hamurumuzu.
Evet, mezeleri bu şekilde yaptıktan sonra biraz dinlenmeye bırakalım mezeleri. Daha çabuk açılması için. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde açmamız yeterli arkadaşlar. Çok inceltmeyeceğiz. Kalınlığını gördüğünüz gibi bu şekilde yeterli. Eğer daha küçük istiyorsanız bezeleri biraz daha küçük tutabilirsiniz ama langus bu şekilde büyük oluyor arkadaşlar. Orijinal büyüklüğü bu şekilde. Evet, teflon tavama sıvı yağ aldım ve kızdırdım. Kızmış yağ açmış olduğum langusumun içerisine attım. Ve ortasından küçük bir delik deldim. Böyle kabarmasın ve alttan beyaz kalmasın diye. O şekilde küçük bir delik açtım ve languslarımı kızartmaya başladım. İki taraflı güzelce altın renk alana kadar her langusumu bu şekilde kızarttım arkadaşlar. Evet, normalinde hamur kızartması, pişi, kabartma olarak yöreden yöreye bu isimler değişse de Macarlarda arkadaşlar bu şekilde yapıp bu tarifi uyguluyorlar. Ve bunun ismi de langus oluyor. Çok meşhurdur. Burada sokak lezzetleri olarak geçerdir. Festivallerde özellikle bu tarz yiyecekler satılıyor ve çok rağbet görüyor. Gerçekten çok güzel lezzeti var. Bu şekilde sunumla denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, langus hamurlarımı tek tek tavamda kızarttım. Ve kızartmış olduğum langusları da yağlı kağıt koyulmuş tepsime aldım. Fazla yağını çektirdim. Evet, hamurumuz bitene kadar kızartma işlemini uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel kabarıyor. Yağ sıcak olduktan sonra kızartma işlemi çok daha çabuk sürüyor. Altını en yüksek dereceye açmayalım. Orta dereceye kısalım. Yağımız ısındıktan sonra böyle çok aşırı yanma olmasın. Yavaştan güzel bir tatlı renk alsın. Evet, bu şekilde çevirerek languslarımızı hazırlayalım arkadaşlar. Şimdi nasıl sunum yapacağız onu da göstereceğim sizlere ve daha sonrasında biz afiyetle yedik. Ailecek çok beğendik arkadaşlar. Evet, hazırlamış olduğum iç malzemeleri kaşar peynir rendesi, salam, ekşi kremamız ve doğramış olduğumuz frenk soğan ve maydanoz. Evet, langusu tabağımıza alıyoruz ve ekşi kremamızdan her yerine gelecek şekilde bu şekilde sürüyoruz arkadaşlar. Krema ve sarımsak da müthiş bir lezzet veriyor bu sosa. Üzerine kaşar peyniri rendesi serpelim. Salam ve yeşillikler de serptikten sonra artık size afiyet olsun efendim. Gerçekten beğeneceksiniz ve tekrar yapacaksınız eminim. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımda farklı tarifler mevcuttur. Mutlaka göz atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz kanalıma abone olarak ve zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Evet, farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.